Esselamu Aleyküm kardeşler. İnşallah bizler bugünkü dersimizde daha önceki derste kaldığımız ثُمَّ عَلَمْ اَنَّ لَمَ التَّعْرِيفِ اِمَّا kısmından itibaren okuyacağız. Musannif kitabına başlarken yani imam bir gibi kitabına başlarken Besmele'den sonra Elhamdülillah şeklinde e, hamdara yaptı. Hamd Allah subhanahu ve teala hastır dedi. Tabi şarih ise yani bu İmam Bir yazmış olduğu Avamil kitabını şerh eden şarih de hamd kelimesini açıkladı. Şimdi ise hamd kelimesinin başına dahil olan Eliflam'ın hangi manalara geldiğini açıklamış olacak. Evet diyor ki sonra bil ki enne ta'rifi muhakkak ki marifelik lamı immelil cinsi ya cins içindir Evlil istiğraq ya da istiğraq içindir. Evlil ahdil harici ya da ahdi harici içindir. Evlil ahdi zihni ya da ahdi zihni içindir. Tabi şimdi bunların hepsini tek tek açıklayacak. Biz de e, musannif girmeden önce e, icmalen bahsetmiş olalım. Şimdi eğer eliflamı cinsiye e, yani ham, hamd kelimesinin başında bulunan eliflamı eliflamı cinsiye olarak alırsak kasıt yani hamdın cinsi hamdin o içerisinde barındırdığı o hakikat o mana o hamd cinsi Allah subhanahu ve teala'ya hastır şeklinde bir manaya gelmiş olur. Yani Allah'a şeydir, aittir. Ona hastır şeklinde manalandırabiliriz. Ya da eliflam istigrakiye manasında alırsak istigrah bir şeyi kapsama içerisine alma anlamındadır. Yani ne kadar hamd varsa hamdın bütün çeşidi tek tek fert fert, fert, fert bütün ham çeşitleri hepsi Allah Subhanahu ve Teala'ya hastır anlamına gelmiş olur. Ya da ahdi harici alırsak o belli olan o hamd o hamd ki yani Allah Subhanahu ve Teala kendi nefsini överken kendi zatını veyahut da o yüce sıfatlarını överken kendine o hamd ediyor. İşte o Allah'ın kastettiği, kendine layık olan o belirli hamd lillahi Allah Subhanahu ve teala şeklinde bir mana gelmiş olur. Ya da ahdi zihni olarak alırsak da herhangi bir hamd yani gayri muayyen olan, muayyen olmayan herhangi bir hamd Allah'a kastır manasına gelmiş olur. Evet şimdi tafsilatına giriyor. Diyor ki fel mâne evvel birincisi üzerine mana. Yani eliflamın cins için olması üzerine mana şöyle olmuş olur. Yani hakikatul hamdi, hamdin hakikati tabi min haythu hiye hiye o o olması cihetiyle. Min haythu şu cihetten hiye o hamd hiye odur. Yani hamdin hamd olması. Bu iki hiye de zaten ham kelimesine gidiyor. Yani hamd hamd olması cihetiyle. Hamdin hakikati, hamdin hakikati olması cihetiyle. işte o hakiki olan o hamd, mustahakkatun lillahi teala. Allah subhanehu ve teala'ya müstahaktır, ona layıktır. Şeklinde manalandırmış oluyoruz. Bakın tekrardan söylüyorum. Eliflam cins için olursa hakikatul hamdi. Yani hamdin hakikati. Yani hakiki manada olan o hamd. Hamdin hamd kelimesinin içerisinde bulundurdu. O hamdin cinsi, o hamdin hakikati ki min haythu hiye o, o olduğu için yani o, o olması cihetiyle, hamd, hamd olması cihetiyle mustahakkatun e, lillahi teala, Allah subhanahu ve teala hastır şeklinde mana gelmiş olur. Evet, ve alethani. İkincisi üzerine mana. Yani eliflamı istigraki olarak alırsak mana şu olur. Kullu ferdin min efradil hamdi lillahi teala. Kullu ferdin her fert ki min efradil hamd. Hamdin fertlerinden her bir fert lillahi ta'an. Allah subhanehu ve teala'ya hastır anlamında olmuş oluyor. Ne kadar ham çeşidi varsa, ne kadar ham çeşidi varsa onun her bir ferdi Allah Celle Celaluhu'ya hastır anlamına gelmiş olur. Evet. Bu alet felif üçüncü e, manası üzerine. Yani daha doğrusu eliflam ahdi harici olursa bunun üzerine mananın nasıl olur? Yani mana şu olur. elferdur ferdur kamilu. O kamil olan hamdin ferdi. Ellevi, o ki huve o hamduhu ta'ana ala zatil ulya. O yani Allahu Teala'nın yüce olan zatını övmesidir, hamd etmesidir ve sıfatihil uzma. Yani o yine büyük olan, o yüce olan sıfatı ve yüce olan zatı üzerine o Allah subhanehu ve teala bu kast ettiği o hamd lillahi teala. allah Teala hastır şeklinde gelmiş oluyor. Burayı anlatalım sonra tekrardan manalandırmış olalım. Şimdi bakın Eliflam'ı ahdi harici alırsak. Eliflam ahdi harici almış olursak. Yani o belirli olan o kast edilen o hamd Allah'a hastır. Peki kast edilen o hamddan kastımız ne? Yani e, bunun manası ne? Yani Allah Subhane ve Teala'nın gerek Kur'an-ı Kerim'de gerek farklı yerlerde kendine hamd ederken hangi manada alıyorsa o hamdi, kendi şanına layık olarak, müstak olarak hangi manada tutuyorsa, yani o yüce zatını överken veya o da o yüce sıfatlarından bahsederken hangi manayı tutuyorsa işte bizim kastımız da bu hamd'dir şeklinde söylemiş oluyoruz. O yüzden ve alethelis yani ahdi olması üzerine mana şudur. El ferdul o kamil olan hamdin ferdi ellezi o ki huve hamduhu ta'ala. Allah-u Teala'nın ta övmesidir, hamd etmesidir. Ala zatil ulye, -ul yüce zatı üzerine. Ve sifatil uzme, yani o büyük sıfatları üzerine. Yani büyük sıfatları ve yüce zatı üzerine. Allah Subhanahu ve Teala'nın o kendisini övmüş olduğu o kamil fert, o kamil hamdin ferdi lillahi teala Allahu Teala'ya hastır şeklinde bir manaya gelmiş olur. Evet. Vakî ile söylendi ki Elhamdudaki o hamddaki kasıt hamdul enbiye aleyhimusselam. Peygamber aleyhimusselam yani peygamberlerin hamdidir. Peygamberlerin övgüsüdür. Şimdi eliflam ahdi harici aldık biz bu birinci görüşte kastımız yani Allah Subhanahu ve Teala'nın kastettiği o hamd olduğunu söylüyorken bir kıl diyor ki bir görüş diyor ki aslında elhamdudaki o elif gelmesi yani o peygamberlerin hamdi. Peygamberlerin kastettiği hamdtır şeklinde bir görüş zikredilmiş. Vakile bir görüşte diyor ki hamdul evliyail arifin ve arif olan bilen evliyaların hamd etmesidir, övgüsüdür. Vakil bir görüşte diyor ki Vakile bir görüşte şöyle söylüyor. Hamdul ulemayr rasihin. Yani kökleşmiş olan, mahir olan, rasih olan alimlerin övgüsüdür. Kasıt odur yani. Şeklinde bir görüşte böyledir. diyor. bir görüşte diyor ki "Ha zal kavlu mu'tezile." Bu söz Mu'tezile'ye aittir. Yani hamdin Allah'ın kendi zatını övdüğü o ham değil de yani peygamberlerin veya hutta e, evet alimlerin veya hutta arif ve evliyaların hamdidir şeklinde e, tevil edilmesi böyle söylemesi mutezilerin görüşüdür diyor bir değil. Şimdi Mu'tezile'nin şöyle bir akidesi var. Biz Allah'a hamdolsun söylediğimizde kul fiillerinin haşa kendi yaratıcısıdır. Kul fiillerini Kendisi yaratır. O yüzden o belirli hamdden kasıt yani alimlerin, biz insanlar cihetinden olan alimlerin veyahut peygamberlerin veyahut da Allah'ın evliya kullarının ona hamd etmesidir şeklinde bir manat tutabiliyorlar. E, Tabi burada e, şarihin de benimsediği görüşe göre ve sahih görüşe göre bu birinci görüş. Yani e, elhamdu derken orada eliflamı lamı ahti harici aldığımızda o belirli olan o ham ki yani kasıt Allah Subhanahu ve Teala'nın kendi zatını övdüğü o hamt işte kastettiğimiz Allah'ın kendi zatını e, yücelttiği, övdüğü, kendi zatına hamd ettiği o hamd Allah Subhanahu ve Teala mahsustur şeklinde e, ki manayı daha çok benimsiyoruz. Evet. Ve alar rab dördüncü e, mana üzerine yani eliflam ahdi zihni olursa bunun üzerine mana şöyle olur. Yani el ferdul gayrul muayyen. Yani muayyen olmayan hamdin ferdi min efradi min efradil hamdi yani hamdin fertlerinden belli olmayan hamdin o ferdi lillahi teala Allahu teala'ya hastır ona mahsustur. Yani muayyen olmayan bir hamd muayyen olmayan, belli olmayan herhangi bir hamd Allah'a mahsustur şeklinde bir mana gelmiş oluyor. Şimdi Musannif diyor ki ve hâze bu gayru münasibin lil mekami. bu, makama münasip değildir. Bu dördüncü mana gelmesi kemale yahfa gizli olmadığı gibi. Şimdi eliflam dört manadadır evet. Biz genellikle bakın e, bu dördüncü mana dışındaki üç manada da güzel bir şekilde yani bu makama münasip olarak daha uygun düşmüş oldu. Misalen eliflamın cins manasında aldığımızda hamdin cinsi Allah'a mahsustur diyoruz. Veya e, bu iki mana çok daha güzeldir. İstigraf manası da güzeldir istigrak manasıyla alınması. Genellikle müfessirlerin de tefsir ettiği görüşlerdendir. Yani e, kullu ferdin min efradil hamd yani hamdin fertlerinden her biri, bütün hepsi, yani bütün ham çeşitleri komple Allah subhanehu ve teala hastır manası da çok fazla benimsenen manalardandır. Ya da ahdi harici manasında aldığımızda da yani Allah subhanehu ve teala kendi zatını överken hangi hamdi kastediyorsa işte o belirli olan o hamd Allah'a mahsustur şeklindeki bir manada güzel olmuş oluyor. Bu dördüncü mana biraz daha dikkat edersek yani e, de söylediği gibi gizli olmadığı üzere bu makama çok da münasip değil diyor. Yani herhangi bir hamd Allah subhanehu ve teala'ya hasır şeklinde bir mana gelmiş olur diyor. Evet. Şimdi burada bir meseleye giriş yapacak. Buraya e, tabi anlattıktan sonra okursak daha güzel olur. Şimdi Musannif hamd cümlesini getirirken cümleyi ismiye getirdi. Zira elhamdü mübteda lillahi onun haberidir cümleyi ismiyedir. Peki niye bazı musanniflerin yaptığı gibi cümleyi fiiliye getirmedi? Misalen Ahmedullah şeklinde yani Allah hamd ederim söylemedi de hamd Allah'a mahsustur şeklinde bir giriş yaptı diye bir soru sorarsak işte musannif bu soruya cevap veriyor. Diyor ki yine musannif de cevap vermeden önce biz de böyle icmalen cevap verelim ki tam ibare anlaşılsın. Şimdi biraz sonra şundan bahsedecek. Belagat ilminin de takdir ettiği üzere, belagat ilminin de bunu söylemesi üzerine cümleyi fialiye fiil cümlesi teceddüde yani tekrarlanmaya bir de hudusa yani sonradan meydana gelmeye, sonradan meydana gelmeye delalet eder. Yani yenilenme ve sonradan meydana geliş üzerine delalet eder. Lakin isim cümlesi ise subuta ve sürekliliğe ve genelliğe ve kapsayıcılığa delalet eder. Yani daha bir süreklilik söz konusudur. Misalen ben Ahmedullah şeklinde söylediğimde Allah hamd ediyorum. Bakın şu anda söylediğim ve bu kendi fiilimizden bir içerisinde zaman bulunduruyor ve teceddüte, yenilenmeye delalet ettiği gibi sonradan meydana gelme. Yani hulusa da e, delalet etmiş oluyor. Lakin elhamdülillah söylediğimizde isim cümlesi subuta, sürekliliğe delalet etmiş oluyor. Yani hamd Allah'a mahsustur. Önce de sonra da. Her zaman hamd Allah'a mahsustur şeklinde bir mana gelmiş oluyor. Yani e, bir sürekliliğe delalet ettiğinden ötürü cümleyi fiyaniyeden cümleyi ismiyeye udul etti. Yani e, cümle ismiye daha doğrusu cümle fiiliye değil de cümleyi ismiye getirmiş oldu. Evet diyor ki Musannif. Ve inneme ancak ve ancak adele yani e, bu kitabın yazarı İmam bir gibi döndü udul etti anil fiiliyeti cümle fialiyeden udul etti yani ilel ismiye cümle fialiyeden cümle ismiyeye udul etti döndü. Niçin? liyedulle delalet etsin diye ala umumil hamdi hamdin geneli üzerine delalet etsin ve sebatihi ve subutu sürekliliği üzerine devam etsin diye. Yani o hamd sürekli olan o bütün hamdler Allah subhanahu kastır şeklinde zaman tayin etmeksizin e, sürekliliğe delalet etmesi için cümleyi fiiliyeden udul etti cümle ismiye. Evet. Dune teceddudi ve hudusihi. Yani teceddüde yenilenme ve tekerrüre bir de sonradan oluşmaya değil de subuta sürekliliğe ve o e, fiilin umumuna yani hamdin umumuna delalet etsin diye cümleyi e, ismiye getirmiş olduğu. Evet. Zira cümleyi fi fiiliye teceddüde ve hudusa delalet eder. İşte bu teceddüt ve hudusa değil de sebata ve e, o hamdin umumiliğine, genelliğine delalet etsin diye cümle-i fiiliyeden cümle ismiyeye etti, dönmüş oldu şeklinde söylüyor. Evet. Kema takarrara bu mesele takrir edildiği gibi fi ilmin belaga belagat ilminde de bu takrir edildiği gibi zira belagat ilmi de bize söyler ki Cümleyi ismiye, sürekliliğe ded, yani subuta delalet ederken cümleyi e, fiiliye ise hudusa ve teceddüde delalet eder. et evet. Şimdi buradan sonra elhamdülillah cümlesinin terkibini söylemiş olacak. Diyor ki musannif, fümme sonra. ''İnnel hamde muhakkak ki elhamd kelimesi merfu'un bil iptidaiyeti, ''Mübtedalıkla, ibtidaiye üzerine merfudur.'' diyor. Zira Arapçada bir isimle cümle başladığımızda onu nasb ve yani daha doğrusu onun harekesini değiştiren herhangi bir amil olmadığında bu durumda mübteda merfu olmuş olur. İşte elham kelimesi de iptidaiye üzerine merfudur. Peki bir şeye mübteda hükmünü veriyorsak illa haberi olması lazım. Ve haberuhu haberi ise lillahi ta'ala'dır. Lillahi ta'ala. Elhamdu hamd lillahi Allah'adır. Bakın hamd hakkında haber vermiş oluyor. Şimdi diyor ki ve la uzak değildir. En sifeten lil celalet. Bu hamdın bir celaleye yani isbu celaleye Allah Subhanahu ismine sıfat olması da uzak değildir. Tabi o isbu celale de el merfuati onun e, bu e, isbu celalenin sıfatıdır. Yani o celale de merfu. Yani merfu olan bir celaleye, isbu celale sıfat olması da uzak değildir. Yani diyor ki şunu da takdir edebiliriz. Orada bir e, isbu celale olan Allah ismi olur ki o merfudur. Onun sıfatı da o elhamtır İşte merfunun sıfatı yine merfu olmuş oluyor. Yani buna mübteda değil de sıfat diyebilirsin diyor. Bu da uzak değil. Yani böyle bir terkip de yapabilirsin diyor. E, tabii şimdi elham kelimesini Allah'a sıfat yapacaksak o zaman müştak manası olan ismi fail ya da ismi mef'ul manasını tutmamız gerekiyor. Peki isim fail ve isim meful manası vurduğumuzda hangi şekilde bir manalandırma yapmış oluruz? Yani Allah'ın öven veyahut da e, yani Allah subhanehu ve teala'nın öven veyahut da övülen o ismi. Öven Yahutta da övülen ismi Allah'a mahsustur. Lillahi Allah'a mahsustur şeklinde bir mana gelmiş oluyor. Evet. Ebil mecrureti ya da mecrur olan Allah ismine de sıfat yapabilirsin diyor. Böyle olduğunda da bir yani daha doğrusu bir tane de evveline mudaf takdir ediyoruz. Yani Bismillah. daha doğrusu İsmullah şeklinde söylersek daha güzel olur. İsmullahi o Allah'ın ismi ki Elhamdi. Yani Hamit ve Mahmud olan o Allah'ın ismi Lillahi Allah'a mahsustur. Şeklinde de yapabilirsin. Yani Elhamdi mecrur da okuyabilirsin söylemek istiyor. Evet. Diyor ki vel mâne İsmullahil Hamidi lehu. Peki böyle olduğunda e, mana hangi şekilde olur? Yani hamdı sıfat tayin edersek nasıl bir mana meydana gelir? Yani manaş olur. Vel -bana mana mana İsmullahil Hamidi yani o Allah'ın hamd eden yahut da vel mahmudi hamd edilen o ismi lehu ona aittir. Yani lillahi Allah'a Aittir Teala yüce olan Allah aittir şeklinde bir manada gelmiş olur. Kemalâ yehfâ alel mutefettinî. Zeki olan kimse üzerine gizli olmadığı üzere böyle bir takdir de yapabilirsin diyor. Ee, tabii ki burada takdir olmaksızın, takdir olmaksızın. Terkip yapmak daha evladır, daha önceliklidir. O yüzden elhamdülillah genellikle terkip yapılırken Elham kelimesine mübteda hükmünü veririz. Lilla ya da haber hükmünü vermiş oluruz. Tabi Musannif'in de söylediği gibi terkip yapılabilir. Fakat bir takım takdiratlar olduğundan ötürü e, tekellüf meydana çıkacaktır. Evet. Böylelikle lillahi kısmına kadar bu dersimizde kafi olsun. Esselamu Aleyküm. Hayırlı günler.